Peki bundan sonra bizi ne bekliyor? Pek çok kişi artık koronavirüsten sonra dünya eskisi gibi olmayacak diyor. Öyle olmayacaksa nasıl olacak sorusu yanıt bekliyor. Fütürist Ufuk Tarhan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Haber Global'e. Dünya eskisi gibi olmayacaksa ne olacak? Öncelikle ne değişecek sizce? Yani iş ve yaşam koşullarımızın A'dan Z'ye her boyutunda yeni çözümler, yeni araçlar ve yöntemler bulmanın arifesindeyiz diyelim. İnsan ilişkileri nasıl etkilenecek? Eski halimize dönecek miyiz yoksa arada teknoloji mi olacak bundan sonra şimdi yaptığımız gibi? Her ikisi de olacak. Tabii ki bir anda bu kadar dramatik ya da bu kadar her boyutta değişim geçirmemiz ve bunu sindirmemiz o kadar kolay değil. Onun için biraz biz değişeceğiz, zorla da olsa. Biraz da teknoloji bize daha çok yardım etsin diye onlara yol vereceğiz. Yani genellikle robotlar, yapay zeka, botlar, her türlü teknolojiyi kastediyorum. Biraz önce gördük örneklerini. Gördük, mezuniyet töreni İnsanlar, bile vardı. Şu anda da yani onu ekranda tutuyoruz ayrıca. süper görüyorum. Daha çok aslında bu tip dönemler insanların böyle birdenbire hani tavandan düşmüş gibi, damdan düşmüş gibi ağır şoklar geçirdiği, ne oluyor, neredeyiz gibi adeta bir duruma girdiği dönemlerin ardından birçok buluş, icat ve aslında bunu şöyle de yapabilirmişiz ya da böyle yapmalıyız gibi süreçler açılıyor. Bundan sonraki dönemde en etkili olacak iki şey, hep öyleydi de bunun farkına biraz daha varacağız herhalde. Yine insan ve teknoloji. Yani insan ve teknolojinin birbiriyle uyumlu ve daha iyi bir gelecek, daha iyi bir dünya, daha sağlıklı bir doğa için el ele vermesi gerektiğini ve bunu akılcı ve duyguları da tabii odakta tutarak yapması gerektiğini anladığı bir süreci geçireceğiz. Yani her şeyi yeniden anlamlandıracağız. İşte bu karantina, bu izolasyon süreci aslında bizi biraz bu koşuşturmalardan aldı, derin derin bunları düşünmeye, çareler aramaya yöneltti. Onun için çok kıymetli buluyorum içinde bulunduğumuz test ortamını bir anlamda. Test ortamı ifadesi dikkat çekici. Birçok kişi koronavirüs yüzünden evden çalışma modeline geçti. Bunun devam etmesi bekleniyor mu? Evet, kuşkusuz. Yani iş dediğimiz modeller artık bir hayli eskimişti ve bir hayli gayri insani bir hale dönüşmüştü. Her açıdan zarar veriyordu. Yani birçok zamanı ölü vaziyette trafikte geçiriyorduk. Geçirirken havayı kirletiyorduk, petrol tüketiyorduk. Yani hem kendimizi hem çevreyi tüketen bir manasızlık içinde yine şu gün yaptığımız aslında bilgisayarların başına oturup bir takım iletişime geçme hadisesini yapmak için kilometrelerce, saatlerce gidiyorduk ve bunun için sevdiklerimizden, sıhhatimizden, her şeyimizden uzaklaşıyorduk. Şimdi bunun aslında başka türlü de olabileceğini fark ettik. Başka bu olunca da başka sorunlar ya da olasılıklar ortaya çıkıyor. Mesela nasıl disipline olacağız? Nasıl olacak? Birçok şirket bu altyapı sorunlarını fark etti. Birçok birey teknolojik olarak hazırlıksız yakalandığını fark etti. Şimdi bunları dediğim gibi aslında bu bir test ve gözden geçirme süreci. Kuşkusuz hepsi hemen birdenbire olmayacak. Şimdi hepimiz defterlerimize notlar alıyoruz. Hem bireyler, hem şirketler, kurumlar, ülkeler, devletler, sağlık açısından, eğitim açısından. Bunların hepsi üzerinde çalışacağımız bir 10 yıla giriyoruz. Ve bu 10 yılda bununla birlikte hayatımıza eşlik edecek birçok başka sorun var ve olacak. Vardı da zaten. Sanki onları da fark etmiş gibiyiz ama dünyada hala gelir adaletsizliği, sağlık problemleri, terör, savaş, geçimsizlikler bunların hepsi devam ediyor. Ama şu dönem bize belki de biraz daha birbirimizle geçinmemiz gerektiğini, saygıyı, sevgiyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı bütün bunları da hatırlattı. Ben enteresan ve çok heyecanlı bir sürece geçeceğimizi düşünüyorum. Ufuk Tarhan, teşekkür ederiz bu yayına katkı için. Sağ olun.